İyi günler çocuklarım. Beşin sınıflar Türkçe dersindeyiz. İkinci parçamıza geldik. Hoşça kal, kalın güle güle parçasındayız. Hemen hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Bir diyor günlük konuşmalarınızda kullandığınız kelime dikkat eder misiniz? Açıklayınız. Evet ederim. Doğru ve anlaşılır olmak için dikkat ederim. Ben buraya bu kadar sığ için yazdım. Dil yanlışı ne demektir? En çok yapılan din yanlışları nelerdir? Açıklayınız. Yanlış kelime kullanmak, doğru telaffuz etmemek dedim. Daha epey var ama bu kadar yazabildik. Siz daha da artırabilirsiniz. Hazırladığınız telefon konuşmasını canlandırınız diyor. Bir tane telefon konuşması hazırlayıp mesela alo Merhaba, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Konuşmanı yaptıktan sonra hoşçakal, güle güle gibi kelimeleri kullanabilirsiniz. şimdi hemen burada diyor ki aşağıdaki metin okunacak. Diyor metni okurken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır diyor. Bunlar metni okurken hecelememeye, tekrar ve geri dönüşler yapmamaya, vurgu ve tonlamaya dikkat ediniz diyor. Bütün konuşma bütün okuduğunuz metinlerde bunlara dikkat etmeniz lazımdır. Burada da ee, yazar hakkında bilgi verilmiş. Feyza Hep 1948'de doğmuş. Türkçenin yanlış ve kötü kullanımını eleştirdiği Türkçe Of adlı kitabıyla ilgi uyandırmıştır. Türkçe Of demek Türkçe kapanıyor, kapanıyor, ortadan kalkıyor. Of İngilizce bir kere biliyorsunuzdur. Özellikle Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili yazıları, eleştirileri dikkat çekmektedir. Günümüzde de pek çok gazete, dergi de yazı yazmayı sürdürüyor diyoruz. Ve hoşça kalın güle güleye başlıyoruz. Kafayı takacak başka şey kalmamış gibi vedalaşmalara, iyi dileklere taktım bugünlerde. Geçenlerde bir öğretmen arkadaşımla okuldan çıkarken vedalaştığımız sekreter kız hoşça kalın diye uğurlayınca bizi arkadaşın ağzını aradım. Beni çileden çıkaran bu karıştırmalar onu da rahatsız ediyor mu diye ediyormuş. Biz yaştakilerin huysuzluğu mu bu yoksa gençler vedalaşmaları, selamlaşmaları da mı unuttular? Bay bay diyenler, çav diyenler artıkça Türkçe konuşanlara da bir şeyler oluyor. Batı hayranlığı yabancı dillerdeki kullanım mı akıllarını karıştırdı yoksa bunları öğretmeyi unuttuk mu çocuklarımıza? Her durumda aynı şeyler söylenmez diye uyarmadık mı? Kalana hoşça kal denir. Gidene güle güle. Tersi yakışık almaz demedik mi? Amerikan filmlerinde ayrılan kişiler birbirlerine, birbirlerine yalnızca bay dediklerini duya duya ama böyle oldu bu bilim işler bilmiyorum diyorum. Oğlumu arıyorum iş yerinden arkadaşı açıyor telefonu. Oğlum o anda orada değil. Aradığımı söyler misiniz? Ben annesiyim diyorum. Yanıt neden olmasın? İşte burada bakın yanlış kullanım yapılmış oluyor çocuklar. Neden olmasın? Yani ne demek istediği aslında pek anlaşılmıyor. Aslında biz anlıyoruz ama peki söylerim demek istiyor diyor. Bak bu da peki söylerim demek biliyorum. Anla alınmamam gerek. Onu da biliyorum ama elimde değil alınıyorum. Olmayacak bir şey değil ki söylediğim. Neden böyle bir dedi bu delikanlı bana? Dershanede yeni program çıkmış. Genç rehber arkadaşa programını getirdiği için teşekkür ediyorum, önemli değil diyor. Evet. Hangisi? Program mı? Getirip vermesi mi? Teşekkürüm mü? Hangisi önemli değil? Hem teşekkür niye önemli olmasın? Çok önemlidir. Bir telefon... Konuşmasını bitirirken ayarı yaşımızdaki bir insan telefonu güle güle deyip kapatırsa o telefon yüzünüze kapatılmış gibi gel geliyor mu size de kızımın arkadaşlarımız arkadaşlarından herhangi biriyle günde beş kez böyle bir konuşma geçiyor geçebilir aramızda diyor hep bunları kullanıyorlar yanlış kullanılıyor tabii ki şimdi zaten onları açıklayacak çocuklar şimdi size böyle bir de resim koymuş telefonda konuşurken bak. Adında bir şaşkınlık var. Evet devam edelim biz metnimizi okumaya. Şimdi, Merhaba Feyza teyze. Pelin evde mi? Henüz gelmedi kızım. Tamam görüşürüz güle güle. Bu uzatılarak pek bir ahenkle söylenen güle güleler sinirime dokunuyor benim. Tamam kısmı da sinirime dokunuyor. Aslına bakarsanız görüşürüz kısmı da ama ille de İlle de o güle güleler dedi. Der. Kendi evimde oturup dururken nereye gönderiliyorum? Bir bilsem gençler de bir bize uğurladığında bir bu arkadaşlardan birini punduna getirip şakayla karışık söyledim bunu. Telefonun eden dolayısıyla gelen sensin dedim. Sonra da bana güle güle diyorsun. Nereye gönderiyorsun ki beni? Gülüştük. Bir rahatladım, bir hafifledim, o kadar olur. Sırtımdan bir yük kalktı. Sonraki günlerde yine aynı kişiyle benzer bir telefon konuşması. O iyi günler deyince ben de güle güle demişim. Annem benim taklidimi yaptı, dalga geçti benimle diye dert yanmış kızıma. Demek ki o kız anlamamış. Anlatmaya çalıştım, taklit falan yapmadığımı, benim ona güle güle dememin doğal olduğunu ama bunu başardığımdan emin değilim. Yani anlatamadığını o da anlamış yani. Yazar da anlamış. Daha sonra dikkat ettim. Yerli dizilerde de böyle oluyor konuşmalar. Baba evinde uzun Şevki gelmiş. Yeni tutulan evin badanasını yardım etmiştir. Şevki giderken hoşça kalın der. Evin küçük kızı Bilge karşılık verir. Teşekkür ederiz Şevki abi. Hoşça kal. İşte buradaki hoşça kal yanlış oluyor çocuklar. Evet devam edelim biz. Evet. Yine bakın burada onu resmetmişler. Evet, devam edelim. Ne kalması? Adam gidiyor. Kalmıyor ki. Şu iyi günler dileği de az karışık değil. Ee, akşamın alacasında her günlerin iyi olmasını diliyoruz. Gündüz kısmı bitip günün gece kısmı için mi söyleniyor bu dilek? mız mız insanlara benzediğimin farkındayım ama merak ediyorum. Gündü, geceydi, ayrım yapmadan mı konuşacağız? Sabaha karşı evlerine dönerken sokaktan geçenlerin birbirlerine iyi akşamlar dileklerini duyunca kahroluyorum. Camı açıp ne akşamı beyefendi gece bitti sabah oluyor sabah diye sesleneceğim. Aman durduruyorum kendimi. Aman ha neme lazım. Ve tam şu anda bunu yazarken dışarıdan bir ses benim de alay eder gibi ''Baba iyi akşamlar'' diye sesleniyor birine. Saate bakıyorum gece yarısına yalnızca 10 dakika var. Şimdi nasıl öğreteceğim bu adamlara ben akşam ne zamandır hangi zamana gece denir sabaha karşı 5'te iyi akşamlar denmez öğleden sonra 3'te de denmez diye. Evet. Evet. Sıkıntılı bir konuyu dile getirmiş yazarımız. İnsanlar tabii kelimelerini doğru kullanmalı, doğru zamanda da kullanması gerekiyor. Hemen video uzun sürmesin diye hızlı yapıyorum. Metinde geçen hoşça kalın güle güle sözlerini ne zaman ve hangi durumlarda kullanmanızı kullandığınızı aşağıya yazınız. Güle güle giden kişiye denir dedim. Hoşça kalın evde yerinde durana denir. Bu cümleleri birer cümlede kullanınız diyor. Cümlemdeyim. Sabah işe giderken babama güle güle git babacığım dedim. Elif ablam uçağa binerken hoşça kalın diyerek gitti. Uçağa binen hoşça kalın diyor. Dikkatinizi çekerim. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamını tahmin ediniz ve tahmininiz doğruluğunu Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükten kontrol edebilirsiniz. TDK bu anlamda kullanılıyor. Üçüncü etkinlikte aşağıdaki soruları hoşça kalın güle güle metnine göre cevaplayınız diyor. Yazar yaşadığı hangi olaylardan yakınmaktadır? İnsanlar, insanlar vedalaşma, selamlaşmaları yanlış kullanıyorlar. Bundan yakınıyor. E, çok yer tutmasın diye hemen kısa yazdım. Yazar telefon konuşması güle güle denilerek bitirdiğinde neler hissediyorsunuz? beni zorla bir yere gönderilen, gönderilen biri gibi hissediyor yazar kendini. Sanki zorla güle güle deyince bir yere gidiyormuş gibi hissediyormuş. Ve bu da zoruna gidiyormuş. Biliyor ki onun öyle yapmak istemediğini ama yanlış kullandığında söylemek istiyor. Yazara göre telefon konuşmaları neden güle güle denilerek bitirilemez? Telefonu açan kişi gelmiştir. Gitmesi gereken kişi de o olduğuna göre telefon açan diyemez. Telefonu açılan, açan kişi yani e, telefona karşılık veren kişi diyebilir bunu. Metinde yazar telefonla konuşurken hangi hataların yapıldığından bahsediyor diyor. İki örnek veriniz değil. Telefon açanın güle güle demesi aradığımı söyler misiniz diyene neden olmasın diye saçma bir cevap verilmesi. Neden olmasın diyor. Aslında saçma gerçekten saçma ama biz onun o tamam söylerim demek istiyoruz. Aslında ne demesi lazım? Tabii ki söylerim demesi lazım. Telefonda konuşurken kullandığınız ifadeye dikkat ediyor musunuz? Neden? Evet, ediyorum. Türkçeyi doğru kullanmaya ve saygılı olmaya çalışıyorum. Tabii karşıdakine de saygılı olmak gerekiyor. Evet, yedi diyor yazar metindeki bu tür konuşmalara, hatalarına neden dikkat çekiyor olabilir? Açıklayın. Türkçeyi yanlış kullanıldığını, bu da dili bozduğuna dikkat çekiyor. Yani kendisi de yazar olduğu için yani Türkçe'nin doğru kullanılmasını istemekte hakkı var diyoruz. Dördüncü etkinliğe geldiğimizde aşağıdaki soruları diyor metne göre e, cevaplayınız. Metnin konusu metnin konusu dilimizde yaptığımız konuşma yanlışları diyoruz. Metnin ana fikri dilimizi doğru ve düzgün kullanmalıyız. Sen yani istediği bu yapmamız gereken de bu zaten. Beşinci etkinlikte hoşça kalın güle güle metninden alınan aşağıdaki bölüm okuyunuz. Daha sonra dikkat ettim yerli dizilerde de böyle oluyor konuşmalar. Baba evinde uzun şevki gelmiş. Yeni tutulan evin badanasına yardım etmiştir. Şevki giderken hoşça kalın der evin küçük kızı Bilge karşılık verir. Ne demişti? O da güle güle. Değil mi? Adam hoşça kalın demişti. Güle güle demesi yerine kız başka bir şey kullanmıştı. Değil mi? Yazar kendi fikrini açıklarken yerli dizinin için örnek göstermiştir. Televizyonlardan örnekler vererek dikkat çekmek istemiştir diyorum. Bu diziye örnek vermesinin parçaya nasıl bir katkısı olmuştur? Yazıya güvenirliğini artmıştır. Yani bunu uydurmuyor. Bak buralarda da kullanılıyor. Yanlışlar yapılıyor. Ben kafamdan atmıyorum demek istiyor. Örnek e, zenginliğini de artırmıştır. Örnek zenginliğini yani örneklerini artırmıştır. Siz de günlük hayatta yapılan dil yanlışları ilgili örnekleriniz. Kibrit, kirbit mesela yanlış yazımlar. Kibrit olacak doğrusu bu. Körpü, köprü olacak doğrusu bu. Doğruların altını çizelim. Direkt e, uzun bir çubuk demek kalın ve uzun bir çubuk demek direkt doğrudan demek bu aslında İngilizce bir kelime ama anlamını biz kullanacaksak eğer İngilizce kelimeyi de kullanıyorsanız direkt ya da doğrudan Türkçesini kullanın doğrudan deyin direkt direkt demeyin direkt uzun bir sopa demek yani uzun kalın bir sopa demek. Altı aşağıda verilen telefon kullanma kılavuzunu inceleyiniz diyor. Mesela bu kılavuzu kullanma. Bu kılavuzun kılavuzunu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır diyor. Önce beni oku diyor. Evet. Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu Kılavuzu dikkatli okuyun diyor. Bu kılavuzdaki açıklama cihazınızın varsayılan ayarlarınız esas almaktadır. Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimler ve ekran görüntülerinin görünümünü gerçek üründen farklı olabilir. Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir diyor. Evet burada bilgiler vermiş. A diyor, farklı karakterle de verilen kullanma kılavuzunda okumakta zorlandığınız yerler oldu mu açıklayınız? Elbette oldu. Yeni kelimeleri okumaktan zorlandım dedim. Çünkü bazı kelimeleri değişik değişik kelimeler kullanmış. Tarzı da farklı. Kullanma kılavuzu cihazınızın bakımı, saklanması, korunması ve bunlar ve bunlar gibi hakkında sizi nasıl yönlendirmektedir açıklayınız. Soruna göre nasıl yapmamız gerektiğini açıklıyor dedim. Yani bu kadar kısa yazabildim. Oyuncaklarınızın kullanma kılavuzunu okuyor musunuz? Neden? Evet okurum piller nasıl takılır, nasıl temizlik yapılır ve benzerleri. Bunun gibi şeyler için okumak gerekiyor ki ona göre ya, oyuncağınızın daha uzun süre dayanabilmesini sağlamak diyoruz. Yedinci etkinlik Türkçe'yi ye doğru etkili güzel konuşma iletişimindeki önemini anlatan bir konuşma yapınız konuşmanız günlük hayatta vereceğiniz örneklere zenginleştiriniz diye örnekler vererek bir konuşma yapabilirsiniz doğru ve etkili bir şekilde. Bunu sınıf öğretmeni size yaptırır birkaç kişiye. Sekizinci etkinlik okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat e, ederek okuyunuz. Güle güleler sinirime dokunuyor. Buradaki sinirime dokunmak kafayı takacak başka şey kalmamış gibi vedalaşmalar iyi dileklere taktım bugün diyor. Bugünlerde diyor. Bugün rahatladım bir hafifledim, o kadar hafifledim. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimeler gerçek anlamda mı kullanılmıştır? Neden diyor. Ee, hayır. Hepsi mecaz anlamda kullanılmıştır diyorum. Çünkü asıl o ilk anlamıyla anlatılmamıştır. Evet. Bu kelimelerin gerçek anlamıyla yukarıda anlamı arasında fark var mıdır? Evet diyor. Açıklayınızdır. Evet var. Sinirime dokunmak, zoruma gitmek anlamında. Takmak, aklıma takılmak aklımda. Yani bir yere oturturmak değil. Hafifledim derken de rahatladım demek istiyor aslında. Ee, ama işte oradaki anlam, mecaz anlamlar bu şekilde. Şimdi burada da e, tutmak takım tutuyorum cümlelerde kullanın diyor. Aşağıdaki mecazları tutmak takım tutuyorum derken gidip takımı elinle tutmuyorsun yani. Bağlamak derken eşime hep bağlı kaldım, bağlı oldum derken bu şekilde e, yani gidip de ona iple kendimi bağladım anlamında değil. Soğuk bana soğuk davranıyor derken bana yani konuşmuyor, suratını asıyor anlamında. Sert sen sert birisin derken kemik yani taş gibi bir adam değil tabii ki nasıl bir şey. Yani bana yüz vermiyorsun, gülümsemiyorsun anlamında kullanılmıştır. Dokuzuncu etkinliğe geldik. Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözleri kullanarak bir metin yazınızı yazınıza başlamadan önce bir taslak oluşturunuz diyor. Güle güle arkadaş, hoşça kal, gülümse ve merhaba kelimelerini kullanın diyor. Bunu da yapmam gerekenler. Ben önce burada sıraladım. Sonra siz arkada zaten yazacaksınız. Yazı çalışmam için sırasıyla yapacaklarım. Arkadaşımın yanına giderim. Gülümseyerek merhaba derim. Olayı anlatıp bitirince ona hoşça kal derim. O da bana güle güle diyerek yollamasını yazarım. Yani buradaki sıralama önemli çocuklar. Bir de buradaki anlatım önemli. Size diyor ki bununla ilgili arkada diyor bir yazı yazınız diyor. Bunu tabii ki arkadaki yazıyı buna göre bir başlık bulup kendiniz yazacaksınız. Ama bu benim yaptıklarıma dikkat edin yanlış da kullanmayın. Bir sonraki ders hazırlık diyor. Türk kültüründe misafirin önemini misafirliğin sosyal yaratık yerini belirten bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı misafirliği konu alan görsellerle destekleyiniz. konuşmanız için prova yapmayı unutmayınız diyor. Bir misafirlik ilgili bir konuşma hazırlayabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.